Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Evet kıymetli kardeşlerim. Mucez isimli kitaptan kaldığımız yerden devam ediyoruz. El mebhasul evvelu birinci konu nedir? Et teklifu tekliftir. Tarifu teklifi teklifin tarifi nedir arkadaşlar? Talebu ma fihi el meşakkatu. Yani Cenab-ı Hakk'ın kuldan bir talebi var. Tabi burada ne vardır? Bir meşakkat vardır. Yani namaz günde 5 vakit namaz kılacaksınız. Tabi meşakkatli bir şey ama tabi ilah kullarını imtihan ediyor. Kimler itaat edecekler, kimler itaat etmeyecekler diye sınavda bütün soruların kolay olması düşünülemez zaten. Sınavın zor olması gerekiyor ki öğrenciler ona göre çalışıp hazırlığını yapsınlar. Herkes hedefine ulaşması için gayret göstersinler. Peki garaduhu bunun gayesi, amacı nedir arkadaşlar? Islahu halil insani fi dünya vel ahireti. Demek ki Cenab-ı Hak eğer bir şey kuluna teklif ettiyse bunu yap, bunu yapma diye bir emir ve yasakla kulunu imtihana tabi tuttuysa bu şeyin hem dünyada hem ahirette o insanın halini ıslah içindir. Ve def'el hücceti fil ahireti. Değil mi Yasin? Evet Sinan. Neyle? Bi kat'il ne o? Sinan burada yani ben Bi anet diye okudum. Sonra lügattan bak. kat'il uzri değil mi? O yanlış yazılmış. He? Evet Sinan. Evet bendeki Musa'da uzur var. Bu kelimeyle mana Bi bozuk oluyor kat'il zaten. uzri. Evet. Bi kat'il uzri yani ve def'il hücceti fil ahireti Dikkat et. Dikkat-ül özrü yani ahirette bir özür ne yapmasın diye Yani ortaya bir mazeret, bir hüccet, bir mazeret delil koyamıyorlar dünyada yapılmış bu tekliften dolayı. yani dünyada Allah-u Teala Hazretleri ona ne yaptı? Bir teklif sundu. Onlar da ahirette ne yapamıyorlar? Allah-u Teala Hazretlerine bu teklifi yerine getiremediklerinden dolayı bir mazeret koyamasınlar, Evet. değil mi? Yani şey oluşmuyor. İşte haberimiz yoktu, bilmiyorduk gibi bir mazeret oluşmuyor. Şeraituhu ala kısmeyni teklifin 2 tane arkadaşlar. Evet. 2 kısım üzerinde toplanıyor bu şartları, bu teklifin şartları. Şeraitu fi hakkil mükellefi ey el mahkumi aleyhi bir mükellefin şartları vardır. Şeraitu fi hakkil mükellefi bihi el ameli bir de amel. Yani mükellefu bihi olan o amelle alakalı yapılması gereken işle alakalı şartlar vardır. Şeraitu fi hakkil mükellefi mutaaddidetun. Tabi mükellefin bir sürü şartları vardır. Evet, cümletuha değil mi? Yani mücmelen şöyle söyleyebiliriz. Kevnul mükellefi ehlen litteklifi. Yani mükellef veyahut da mükellefler o teklife ehil olacaklar. Ve ehliyetu teklifi ala nev'ayni. Teklifin ehliyeti de 2 kısımdır. Ehliyetul vücub ve ehliyetul eda. Vacip olmasının ehliyeti var. Eda etmesinin ehliyeti var. Ehliyetul vücub. Peki vacip olmasının ehliyeti et-ta'rifu. Tarifi nedir? Salahiyetul mer'i kişinin elverişli olmasıdır. Li vücubil hukuki lehu aleyhi. Yani kişi hem lehine hem de aleyhine bir takım
hukukun yani hakların vacip olması veyahut da ona elverişli olması. El-aksamu leha kısmani nakısetun ve kamiletun. Burada da ne vardır arkadaşlar? Evet. Vücubu ehliyetin arkadaşlar kısımları yani tam ehliyet vardır. Bir de eksik nakıs ehliyet vardır. Ehliyet vardır. Tabii bu ehliyet dediğimiz az önce bahsettiğimiz ehliyettir arkadaşlar. En nakısetu nakıs ehliyet hiye salahiyetul mer'i kişinin elverişli olmasıdır li vücubi hukukihi alel gayri yani kendisinin başkası üzerine haklarının değil mi? Evet. Olmasına salih olması, selahiyet olması lazım. Dune en yecibe aleyhi şey'un min hukukin nasi ama diğer insanların onun üzerine herhangi bir hakkı, hukuku ne yapamıyor? Oluşmuyor. Oluşmuyor. Ne gibi? Kelcenin. Yani daha anne rahmindeki bebek gibi onun lehine olan haklar tahakkuk eder ama onun aleyhine olan haklar ne olamaz? Tahakkuk etmez. Edemez. Kel cenini ey el veledi fi rahmi ummihi. Fi rahmi değil mi? Rahmi ummihi. Annesinin rahmindeki bebek gibi. Fe innehu yecibu lehu el hukuku alen nasi. Yani diyelim ki başkası ona vasiyet edebilir, miras bırakabilir, bir şeyler olabilir. Fe yestahikku el mirase vel vasiyete. Dolayısıyla mirasa hak kazanır. Eğer tabii sağlıklı bir şekilde ne olursa dünyaya intikal edebilirse. Vel vasiyete ve la yecibu aleyhi minha şey'un. Ama insanlar onun üzerinde ne yapamazlar? Herhangi bir hak iddia demezler. El kamiletu peki teklifi kamil diye salahiyetul mer'i kişinin elverişli olmasıdır. Li vücubil hukuki li nefsihi ve aleyhi. Burada kişinin kendi aleyhine de lehine de ne olur? Bir takım hukuk tereddüp edebilir. Ve zâlike ba'de en yûlede fid dünya ile mematihi fe yerithu ve yûrethu. Bu da dünyaya geldikten sonra ölene kadar ki olan zaman diliminde hak üzerine tahakkuk edebilir. Kendi lehine de başkası üzerine haklar tahakkuk edebilir. Mirasçı da olabilir. Ona da mirasçı olunabilir.